Şimdi Emir, bu nefis terbiyesi demek veya takvalı olmak demek genelde toplum olarak veya bazen biz de kendi aramızda konuşurken yanlış anlamlandırıyoruz. Hani böyle nefsi terbiye etmek derken akla ilk gelen şey nefsi öldürmek yani ben nefsi öldürmek istiyorum diyor adam. Şimdi nefsi öldürmek istiyorum diyen birisi aslında imtihan olmak istemiyor. Ya yani ben bir daha imtihan olmayayım. E bu da mümkün değil. Ama ve lakin şöyle bir şey olsa, şunu anlasa mesela biz bu dünyaya niye geldik? Bize verilen bu cihazatları amacına uygun kullanıp değil mi? Aklımızı, vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu, duygularımızı, hissiyatlarımızı ve uzuvlarımızın asıl vazifelerine yönlendirerek Cenab-ı Hakk'ı tanımak değil mi? Ve vazifelerimizi yapıp Allah'ın rızasını kazanmak için bize verilmiş bunlar. Ve Allah'ın razı olacağı şekilde terakki etmemiz için Şeytan yani dışarıdan şeytan içeride de nefis bize musallat olmuşlar. Biz bunlarla terakkiyat yaşıyoruz. Ama bunlara uymayan birisi yani bu uzuvları Allah'ın istediği tarzda kullanmayan birisi şeytan ve nefsine mağlup olup tedenni ediyor. Terakki edeceğine aşağı düşmeye başlıyor. O yüzden bu nefsi öldürmeyi hedeflemekten ziyade onu terbiye etmeye çalışmak daha makul bir emel. Yani Allah'ın razı olacağı yollara onu böyle süluk ettirmek Genelde nefsi şeye benzetiyorlar. Vahşi ve huysuz bir ata. Şimdi huysuz ve vahşi bir atı nasıl böyle kendine musahhar edersin? Nasıl hakim olursun? Aç bırakırsın. Güçten düşer, değil mi? Güçten düşer ona hakim olursun sen. Peki burada bir soru soracağım. Bu güçten düştükten sonra mecali kalmamış, koşacak halde değil, yürecek halde değil. Bu attan faydalanabilir misin sen? Faydalanamazsın, değil mi? Peki bunun yerine atın yemini versen ve onu iyi terbiye etsen, onu kontrol altında tutsan bu sefer varacağın yere daha hızlı bir şekilde gider misin? Heh, i̇şte diyor ki nefsi böyle eğiterek amacına uygun kullanırsan istediğin yere daha hızlı ulaşırsın. Yani şeytan ve nefis bunun için bize musallat olmuşlar ki biz teyakkuzda kalalım, uyanık olalım. Onlarla mücadelemizde biz onlara binelim ve Allah'ın razı olacağı yöne gidelim. E, Cenab-ı Hak bize bu eneyi vermiş. Üstad eneyle nefsi aynı manada kullanıyor. Diyor ki ene yani nefis. Bazıları diyor ki nefis yani ene. Birbirine çok yakın karin kullanmış böyle bunları. Bize bu ene, bize bu nefis yani benlik duygusu da diyelim. Niye verilmiş? Şimdi biz haşa ilah değiliz. Yani ilahın özellikleri bizde de mahiyetimizde yok. Biz bir hiçiz. Hiçiz yani hani böyle Cenab-ı Hakk'ın isim sıfatları bizden çekilse hiçiz. Atomlar topluluyuz. Yani kan kemik değil mi? Ve et yığınından bir maddeyiz biz. İşte Cenab-ı Hak kendisini tanıyalım diye kendi sıfat ve isimlerinden bize bize bir kısmını takmış. Yani aslında yok da var zannet diye mevhum bir rububiyet bize vermiş. Biz onunla ne yapıyoruz? Ben buraya kadar yapıyorum. Demek ki bundan sonrasını Cenab-ı Hak yapıyor. Yani hep bir bir kıyas yapıyoruz. Kendi acziyetimizi, kusur ve fakriyetimizi anlayarak Cenab-ı Hak'ın sonsuz ilim, irade, kudretini, gani mutlak olmasını anlamamız için bize farazi takılmış bu ene. Ama biz bunu Cenab-ı Hakk'a düşmanlık olarak kullanıyoruz. Görüyor musun? Yani bize verilmiş nedeni bu. Allah'ı tanıyalım, Allah'ı bilelim diye. O yüzden bunu kontrol altında tutmazsak bu sefer Allah'a düşmanlık adına bir silah olarak kullanmaya başlayacağız. İşte o yüzden bunu terbiye altında tutma yöntemlerini konuşacağız. Birkaç tane böyle yöntem ele alacağız. Ama öncesinden bu nefsi öldürme tabirine biraz değinelim. Yani nefsini hiç mi öldüren yok? Var. Evliya zatlardan var. Nefsini susturan. Lakin nefsi derken Nefsin bir kolu olan nefsi emmariyi susturuyor. Yani kötülüğü emreden nefis yoksa nefsin diğer altı mertebesi de var. Onu da başka bir derste konuşabiliriz. Benim demek istediğim e, nefsimi öldürdüm diyen birisi birinci olan nefsin bir kolu olan nefsi emmariyi susturabiliyor. Lakin ahir ömre kadar biz imtihan edileceğimiz için Cenab-ı Hak ona ikinci bir nefsi emmare veriyor. Kötülüğü emreden bir nefis veriyor ama bu daha tehlikeli Eyüp. Bu dem ve damarlarda dolaşıyor. Bu sinirlerde dolaşıyor. Gizli, daha söz dinlemez, daha böyle garip hallerde. O yüzden ahir ömre kadar biz bundan mücadele edeceğiz. Zaten insanları aldatan ben nefsimi terbiye ettim diyen bitmiştir. Ben nefsimi terbiye ettim. Nefsini ten birincisini ama ikincisiyle mücadele ediyorum demen gerekiyor. Çünkü seni peşini bırakmayacak ki bu. Ya bu şuna benziyor aslında. Mesela fıtratta gizli halde duruyor tamam mı bu kötülüğü emreden nefis. Mesela bir kedi düşün çok güzel eğitilmiş. Cam bardaklarda bile böyle çok hassas yürüyor tamam mı? Hiç onları kırmıyor, dökmüyor. Terbiye edildiğinin ispatı. Peki o cam bardakların arasından bir tane fare geçse. Alabor eder mi orayı? Dağıtır mı? Dağıtır değil mi? Heh, bak gördün mü? o fıtratında olan halet ona yem geldiği zaman harekete geçiyor. Bugün insanlar öyle mesela herkes diyor ki ben işte bu yönde kendimi eğitim terbiye ettim. Ama o terbiye ettiği noktanın eşik değerini aşan bir rüşvet verildiği zaman ona nefsi oynuyor. O halet ortaya çıkıyor. Mesela senin çok tatlı gördüğün golden köpekler. Değil mi? O goldenlar çok tatlı. Oyuncudur yani o köpekler. Peki hiç kuyruğuna bastın mı? Şöyle kuyruğuna bir bastığın zaman bak bakalım o tatlılık kalıyor mu? Değil mi? nefis böyle bir şey. Kendini gizler. Ama biz hep onunla mücadele edeceğiz. Ve onu hakiki yoluna çevirdiğinde sana hizmetkar olma durumu var. Ki zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile bak hadis şerife dikkat et. Diyor ki Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan daha az bir zaman bile nefsimle baş başa bırakma. Yani bir peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi nefsiyle bu konuda mücadelesi var görüyor musun? Söylüyor yani. Beni onunla baş başa bırakma diye. O yüzden şunu anlayacağız. Yani nefis hayat boyunca mücadele etmemiz için, çözmemiz için gerekli olan bir sınav kağıdı. Peki bunu anladık diyelim. Biz bunun çözüm noktaları nasıl yapacağız? Yani nefisle nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi nefisle mücadele noktasında 6'lı tane madde sayacağım emir. Bunlardan birincisi Fela tuzekku enfusekum. Ayet-i kerime. Nefsinizi temize çıkarmayın. Şimdi şurada şunu da belirtmem gerekiyor. Bir tane daha ayet var. Diyor ki nefsini temizleyen diyor kurtuluşa ermiştir. E şimdi burada nefsini temize çıkarma orada temizleyen. Farklı manalar. Birincisi nefsini savunma. Nefsini avukat yapma anlamında. Diğerinde de nefsini kötü şeylerden arındır anlamını taşıyor. Biz bu birincisinde alacağımız nokta ne? Yani nefsinizi temize çıkarmayın. Neden? Çünkü insan fıtratı hasebiyle kendini sever. Kendi nefsini sever. Yani onu sürekli met eder. Ona her şeyini feda eder. Bu noktada da sürekli bunun haleti, ileri boyutunu onu kusursuz görür. Yani sürekli nefsine güvenir. Bunu nasıl söyler? Ben, ben, ben ben böyleyim, ben şöyle yaparım, ben güçlüyüm ben ederim, ben hata yapmam hatta diyor ulan ben hata yapar mıyım? Ya bak görüyor musun? Halbuki bu Cenab-ı Hakk'ı övmeye layık olacak sıfatları kendisine alıyor. Bunu bir alt mertebede konuşacağız. Ama ve lakin şurası da önemli. Nefsini temize çıkaran bir kişi nasıl bir kişidir? Allah'ın emirlerinin zıttını yapan bir kişidir. Çünkü yani Allah bir şey emrediyor. Allah'ın emrinin zıttını yaparken bir bahane sunuyor. Yani sürekli nefsine inanıyor. Çünkü bahaneler ne demiştik? Nefsin yalanları. Ki bir hadis-i şeriftir. Üstad da onu almış. Düşman istersen nefis yeter diyor. Yani şunu anlaman lazım. Nefis Allah'ın razı olacağı şeyleri istemiyor. Şimdi Allah'la senin aranı bozan bir şey düşman değil midir? Düşmandır değil mi? Heh. O yüzden diyor ki işte ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum derken üstad şu manayı söylemiş Emir bak. Evet kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen de rahmete kavuşur. Bak çok mühim bir mevzu. Bugün insanların Allah'la arasının bozulması nefsinden dolayı, şeytana uymasından dolayı. Yani Yusuf aleyhisselam dahi ne diyor? Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefsim daima kötülüğü ister. Allah'ın rahmeti olmazsa diyor. Bir peygamber dahi kendine güvenmemişken sen nasıl olur da kendin nefsine güveniyorsun? Bana bir şey olmaz. Yani nasıl riskler alabiliyorsun? Peygamber bunu almamış. Sana bunu yaptıran mevhum bir rububiyet işte. Nefis sana böyle ilahlık vasıflarını taktırıyor, sahiplendiriyor. Bir nevi yani ilahçıklık yapmaya başlıyorsun. Allah muhafaza. O yüzden bunun çaresi ne? Felatü zekku enfusekum. Nefsini temize çıkarma, nefsini sürekli eleştir. İkincisine gelirsek, nefsini ilah edinme diyor. Bak birincinin tamamlayıcısı. Nefsini ilah edinme. Çünkü nefis emir almayı sevmez. Emir altında hareket etmeyi istemez. Nefsini kusursuz gören bir ilaha layık tarzı diyor nefsini över. Mabut olarak görmeye başlar kendisini diyor. Bir ilah gibi havalara girmeye başlar. Yani Allah'ı tanımak için verilen cihazatı kendine mal eder. Allah'ı hamd etmek, tesbih etmek için verilen o cihazatları da böyle kendisini övmeye kullanır diyor. Halbuki o akıl, o göz, o kulak, o dil, o uzuvlar Cenab-ı Hakk'ı tanımak, onu övmek, onu bilmek için verilmişken ne yapıyor? Nefsini ve hevasını kendine ilah edinenler hatasına düşüyor. Nefsini ve hevasını, isteklerini, arzularını kendisine ilah edinen yani onların kölesi olan bir kişi Allah'ın vermiş olduğu uzuvları kendi nefsine kullanıyor. Aklını nefsini tatmin edecek yollara kullanıyor. Allah'ı tanımaya değil. Gözünü haramlara sarf ediyor çünkü heva ve arzularını öyle tatmin ediyor. Tefekkür edip değil mi? Cenab-ı Hakk'ı görmek için kullanmıyor. Kulağı öyle Allah'a hatırlatacak olan hakikatleri dinlemeye değil de haram şeyleri dinlemeye kullanıyor. Herkes kendi hayatını böyle bir değerlendirsin. Yani nefis senin hayatında ne kadar ilah olmuş? Heva ve arzuların ne kadar ilah olmuş? Bak bunun kıyası çok zor değil. Çok zor değil. Neden biliyor musun? Senin yaptığın bu hareketten kim razı? Emir. Yani sen kimi razı ediyorsun? Bu yaptığın fiilden, bu bu yaptığın fiilden Allah mı razı? Şeytan mı razı? Nefis mi razı? E mesela namaz kılmayan birisi. Yani Allah'ın namaz emri. Öyle namazı okundu ikindiye dair ki vakitte namaz kılman gerekiyor. Kılmadın. Kimin lafını dinledin? Kimin sözünü dinlemiş oldun? Al daha bunun üstü bir açıklaması var mı? Namazı kılmayan birisi Allah'ın emrini Bak Allah'ın emri ve Allah'ın vereceği cezadan korkmayan birisi nefsinin vereceği cezadan korkuyor. Sanki şeytanın ona vereceği cezadan korkuyor. İşte bak, bak şimdi ayete bak. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara nefislerini unutturdu. Ayeti burada devreye giriyor. Çünkü adam Allah'ı unutmasa şeytanın ve nefsinin kendine düşman olduğunu görecek. Ama Allah unuttuğu için öyle mi? Al o zaman diyor onları sana dost yapıyorum. Nefis ve şeytan da ona dost olduğu için düşman kalmıyor ortada. Düşman ortada kalmadığı zaman Kişi kendisini tehlikesiz görüyor. Ne kadar garip değil mi? Üçüncüsü de şu. Kusurunu itiraf et. Yani nefsine rıza gözüyle bakma. Çünkü şurasını okumak istiyorum. Risale-i bir yer var. Şeytanın en mühim desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiyaze yolu kapansın. Yani kusurunu görmüyorsa tövbe de etmiyor Allah'a da sığınmıyor. Bu durumda olan insanın nefsi enaniyetin benliğin de tahrik olmasıyla kendine güvenmesiyle kendini avukat gibi müdafaa eder. Kendini kusursuz görür. Nefis bu. Yani Allah bize bunu vermiş yani. Böyle bir böyle bir nefis var. Mesela nefis şöyle söylüyor. Nefis çok güzel rol yapar. Mesela Emir sen bana bir şey söylüyorsun. Bir hatayı söylediğin zaman doğru söylüyorsun. Bu bir kabul makamı. Ama amadan sonra o doğruluğu çürütecek bir sürü şey söylüyorsun. Nefis ne kadar garip değil mi? Hatta şöyle bir şey de oluyor. Nefis hani kusurunu itiraf etmiyor ya bir hatasını başka bir iyilikle tolere etmeye çalışır nefis. Mesela adama dersin ki kardeşim ya bu yaptığın uygun değil bak namazını kılman lazım emir dairesini yaşaman lazım. Cık. Doğru söylüyorsun hata yaptım burada şu konuda bir eksikliğim var ondan sonra ama işte dün de kardeşim var ya gittim kedi köpek besledim. Yaptığı iyilikleri anlatmaya başlıyor. Nefis böyle bir şey yani nefis oradan diyor ki ya sen böyle şeyler yaptın hata yaptın ama onu da tolere edecek bir sürü şeyler yaptım. Mesela namaz kırmıyorum ama zekatımı veriyorum diyordum. Değil mi? Ben, ya değil mi? Şeyler gibi değilim diyor. Tesettür baksana diyor tesettürlere. En azından diyor yalan söylemeyen bir insanın bak şimdi Müslümanı eleştirirken diyor ki en azından ben yalan söylemiyorum. Adam aduca gitmiş diyor böyle yapmış, şöyle yapmış. Bak avukat gibi kendini savunuyor mu? Kendisinde kusur görme rolleri yapar. Kendinde kusur görmez ama rol yapar. Hatta Başkasının zararıyla kâra geçmeyi anlatıyoruz ya çoğu zaman. Ha işte burada oluyor. Yani sen batmak üzere olan bir esnafsın. Diyor ki e bak diyor yan taraftaki batmış. Ya onun batması seni kâra geçirmeyecek. Sen kendine ilgilenmen lazım. Şurasını da okumak istiyorum. Şeytana dinleyen nefis kusurunu görmek istemez. Görse de az önce anlattığımız gibi yüz tevil ile tevil eder. Ona yorum getirir diyor. Rıza gözüyle bakan kusur görmez. Bu aslında hakikat cihetinde böyledir. Ben şimdi Eyüp'e, Enis'e, Emir'e size rıza Allah rızası namına bakarsan kusur görmezsin sana temas eden noktalarda. Amma velakin nefsine böyle bakamazsın. Nefsine de rıza gözüyle bakmayacaksın. Nefsine rıza olmadan bakacaksın. Nefsine daima kusur göreceksin. Ya bir anne şefkatiyle bakmayacaksın. Anne şefkatiyle bakmak gibidir. Anne oğlunun yanlış yaptığını bilir kızar bağırır babası geldiği zaman yapmadı yapmadı der üstünü örtmeye çalışır. Yok yani o çocuk o çocuğa sen zulüm ediyorsun yanlış yaptıysa babasıyla bir hesaplaşmanın olması lazım orada değil mi? İşte bu, bu konuda o zaman biz şunu yapacağız. Nefsine rıza gözüyle baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiyaze etmez, şeytana maskar olur. Ben de bunu 4 iyi kuralı olarak bağladım. 4 iyi. Hayatımızda bu 4 iyi sürekli olacak. Ne? Bir, nefsini ittiham edeceksin. Nefsini eleştir. İki, kusurlarını itiraf itiraf edeceksin. Üçüncüsü istiğfar edeceksin. Bu haletten pişmanlığını dile getireceksin. 4- istiyaze. Yani her daim Allah'a sığınacaksın. Bu dört iyi kuralını yazacaksın. Hayatında her daim uygulaman gerekiyor. Çünkü kusurunu görmek o kusurdan daha büyük bir kusurdur diyor. Kusurunu itiraf eden birisi affa müstahak olur garip değil mi? Affa müstahak olur. Elhamdülillah. O kusurda zaten kusurluktan çıkar. Ki şu da var. Bir insanın manevi olarak yol kat etmesinin en kısa yolu şu. Nefis neyi istiyor? Onu yapmamak. Nefis ne yapmamak istiyor? Onu yapmak. Hasan Basri Hazretleri ile bir papazın bir meselesi var ya. Hak geldi. Batıl zayi oldu. Bu bir hakikat. Ama Hasan Basri Hazretleri duyuyor ki bir tane papaz var ya da rahip olması lazım. Kerametler gösteriyor. Allah Allah nasıl olur diyor yani ben gideceğim ya bu insanları kandırıyor bununla mücadele edeceğim veya diyor yani nasıl bir şeydir diyor bir hakikatini bir öğreneyim diyor. Keramet nasıl gösterir diyor nasıl böyle şeylere mazhar olur diye. Gidiyor bakıyor hakikaten de böyle özellikleri var. Bakıyor adam davranışlarına bakıyor aldatıcı değil cerbeze yapmıyor. Her şeyi hak üzerine Bakıyorsun adamda böyle bu kerametler oluyor. Sonra diyor ki nasıl oluyor diyor sen de böyle. Sen Müslüman değilsin. Nasıl oluyor da böyle bu hale geldin? Diyor ki nefsim neyi istiyor onu yapmıyorum. Onun zıttını yapıyorum. Ondan sonra bu hakikaten anlaşılınca Hasan Basri Hazretleri diyor ki Kur'an haktır, peygamber haktır diye İslamiyet'i anlatıyor. O anında Müslüman oluyor. Diyor ki niyeme Müslüman oldun Çünkü nefsim diyor Müslüman olmak istemedi. O yüzden bu yani nefsinin istediğinin zıttını yapan bir adam evliya makamına varması çok basit. Ama işte teorik olarak böyle pratikte adamın damarlarını çeker yani kolay bir şey değil o. Dördüncüsü şu. Nefsine daima eleştir, onunla yüzleş ve ona ceza ver. Bu üç madde. Eleştir, yüzleş, ceza ver. Nasıl bir misal üzerinden gidelim? Kendi alemde yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Yatsı namazıyla işte son zamanlarda yaşadığım böyle yorgun oluyorum tamam mı? Yorgun olduğumda diyorum ki acaba son hemen son sünneti kılmasam mı farz kılayım sonra farz bitir işi bitir mantığı var ya. Ama bu evredeyken yarım saat öncesinde de telefonla uğraşmışım uzanmışım böyle malayani şeylerle uğraşabiliyorsun muhabbet ediyorsun. Tam böyle namaza duracağım anda şimdi sünneti niyet edeyim mi hemen farza mı durayım Orada bir kıyas. Yahu az önce nefsinin arzuları, istekleri dahilinde yarım saat boş boş geçirdin. Allah için neden 3-4 dakika olan o sünneti kılmıyorsun? Burada o kıyasları yapmak. Anlatabildim mi? Mesela bir, bir sohbete davet edildin, bir hizmete davet edildin. Canın gitmek istemeyi biliyor. Hemen bir kıyas yapacaksın. Yani bu bir teklif gelmiş sana. Allah yolunda bir hizmet var. Burada bir kuzu çevirme yapsalar veya böyle çok mükellef bir sofra kurulsa, fotoğrafı sana gelse ''Hacı abi gel bak işte 10 numara bir ortam var sohbet yaparız dediğinde sen orada gitme isteği uyanıyor ve diğer türlü gitme isteği uyanmıyorsa yine burada o mekanizmayı çalıştırman lazım. Kendini eleştirmen, onunla yüzleşmen gerekiyor. Yani insan hayatında bu kıyaslar olacak. Bu noktalarda bu kıyası yapamıyorsan ne yapman lazım? Çok basit bir ceza. Tek mesele şu, Oruç tutacaksın. Bak nefsi cezalandırmanın en etkili yöntemi nedir? Oruçtur. Hatta Cenab-ı Hak nefsi, eneyi, cehennem ateşine atıyor, soğuğa maruz bırakıyor. Hiçbir şekilde terbiye oluyor mu? Olmuyor değil mi? Ene, ene, ente, ente diyor. Ben benim, sen sensin. Ama velakin onu aşıkla terbiye ettiği zaman, evet ben senin kulunum, sen benim Rabb-i Rahim'imsin diye... Karşılık alıyor Cenab-ı Hak nefisten. O yüzden en etkili mesele ne? Oruç tutmak. Ve şu da çok önemli. Helal olan dairede dahi kısıtlamaya gitmek gerekiyor bazen. Yemek istediklerini, lezzetlerini ve keyiflerini erteleyebilirsin. Yani nefsine o yönden bir ceza verebilirsin. Canım bir şey istiyor. Şimdi yemeyeceğim. Sonra yiyeceğim. Tabi nefsine tamamen zulüm anlamında değil. Çünkü nefsine zulmetmeme e, durumu da var. Yani onun dengesini iyi kullanman gerekiyor. Adam mesela öyle bir hale geliyor ki ben nefsimi diyor terbiye ediyorum. E nefsini terbiye etmek için kendini aç susuz bırakıp namaz kılacak mecali kalmıyor. Adam namaz kılmıyor ben nefsimi terbiye ediyorum diyor. oruç diyorum diyor nefsimi terbiye ediyorum. Diyor. namaz var mı hayatında namaz yok. Ya işte bak bunun dengesini sen kendin anla artık yani. Nasıl bir hale geliyorsun. Şeytan yine senin peşini bırakmamış. Nefis hala senin üstünde. Yani bu gibi halleri iyi ayarlamak lazım. Ve şu da önemli. Bir kaydedir bu da. Yemek istediği her şeye anında ulaşabilen birisi, onu tedarik eden, her yemek istediği şeyi anında karşılayan birisinin nefis terbiyesi yapması imkansıza yakın bir şeydir. Hakikaten de böyle bir durum var yani. Allah muhafaza. Şunu anlayacağız. Nefis zahmetsiz bir rahmet ister. Fedakarlık yapmak istemez. Ama ve lakin bütün rahmet zahmettedir. Ücret ve lezzette nefis en önde gitmek ister. Meşakkat ve hizmette en geride gelmek ister. En geride kalmak ister. O yüzden sürekli kendinle böyle bir kıyas mekanizmalarını oluşturman gerekiyor her daim. Ey nefsim neden fedakarlıkta en geriden gelmek istersin diye kendine hesaplaşman lazım. Bu hesaplaşmayı yapamazsan nefis her daim senin üzerinde ve haşa Allah'ı oyalamaya gider tarzda sana davranır. Ve sen de buna aldanırsın. Beşincisi şu, kendini yetersiz görmen. İnsan kendini her daim yetersiz görecek. Çünkü neden? Sen de en başta demiştik ya, acizlikten, fakirlikten, noksanlıktan ve kusurdan başka hiçbir şey yok. Tüm nimetleri veren, tüm hayatı veren Allah. Allah bu nimetleri sana emaneten vermese, sen bunları nereden tedarik edeceksin? Nereden karşılayacaksın? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti, gayyum ismi çekilse, ilmi, iradesi, kudreti olmasa sen şu bedeni nasıl idare edeceksin? Sende ne var? Sende eksiklikten ve hatadan başka hiçbir şey yok. O yüzden burada şunu yapacaksın. Ben nankörüm diyeceksin ya. Ben zalim birisiyim. Ben hain birisiyim. Allah'ın verdiği nimetlere şükrünü yapamıyorum. O zaman bu mekanizmayı çalıştırabiliyorsan yani kendini yetersiz görüyorsan bu kadar yetersiz olduğum halde bu kadar sıkıntılı olduğum halde Cenab-ı Hak merhametinin rahmetini benden esirgemiyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Nefsinle Allah'a böyle kafa tutacağına şunu yapman gerekiyor. Bir şükür. iki sürekli bir hacalet. Yani bir utanç içinde olman lazım. Sonra nedamet deniyor. Pişmanlığını göstermen lazım. Sonra tevazu halinde olman lazım. Diğer türlü, bak bir misal vereyim ben sana. Mesela diyelim ki lüks bir arabam var tamam mı? Kafeye gittin. Orada oturdun. Arkadaşlarınla muhabbetinde affedersiniz ya ben itim, köpeğim, ben şöyleyim, ben böyle acizim bilmem ne. Cenab-ı Hak her şeyi veriyor. Allah bize vermese biz bunları nereden elde ederiz diye konuştun ya. O kafeden çıktıktan sonra vale arabayı getirdi ya. Sen o arabaya bindikten sonraki o bakışın, o davranışın her şey benim diyor. Sadece bir misal. Hayatında bunun çok karesini görürsün. İnsanlar seni övdüğü zamanki davranışların, ben şöyleyim, ben böyleyim dediğinde mesela bir kardeşinle konuşurken ben şöyle, ben böyle kendini yerle yeksan ettim, bitirdin. Ama senden bir şey istediği zaman ona celallenmem. Onu ezer tarzda. Ne lan sen benden mi istiyorsun bu tarzında, benden mi su istiyorsun? Benden mi ekmek istiyorsun? Git, git kendin al. Gücün yetmiyor mu tarzındaki davranışın? Hani sen eziktin, hani sen bitik vaziyetteydin. Ha biz bunu Allah'a karşı da yapıyoruz işte. Namazımızda "Allah'ım ben böyleyim, şöyleyim." Sanki namaz namaz anla münhasırmış gibi okulluk. Senin kulluğun orası ibadet, diğer yaşantın ubudiyet. Kulluğun daimliği. Oradan kalktıktan sonra hiç orada acizliğini dile getirmemiş gibi. Böyle davranıyoruz. Hastayken bir de bunu yapıyoruz. Hastayız, hastalandık. Ondan sonra iyileşiyorsun. Yani Allah şifa veriyor. Soruyor nasıl oldun? Elhamdülillah Rabbim şifa verdi diyorsun. Ondan sonra Allah'ım senin payın bu kadar. Sus payı veriyorsun aşağı. Sonra ben böyleyim, ben şöyleyim, bağışıklık sistemim böyle bilmem ne diye kendini övmeye başlıyorsun. Nerede kaldı? Yani bunlar bu mekanizmaları hayatımıza sürekli oturtmamız lazım. Yoksa Allah muhafaza perişan olup gidebiliriz. Ben kimim diye kendine soracaksın. Yani ileri boyutunda kendine şu. Serkan sen kimsin? Aynada kendine sorduğunda. Eyüp sen kimsin diye sorduğunda kendine şu cevabı vereceksin. Sen tüketen bir ayaklı dışkın makinesisin. Öyle. Hayatın tuvalet ve mutfak arasında geçen böyle bir böyle bir varlıksın diye kendini ezmen gerekiyor. Ama velakin mahiyet cihetiyle sen bu kainata halife olarak gelmişsin. İşte bu meseleyi anlarsan halife olarak gelmişsin. Senin kemalin kemalsizliğinde, senin kudretin acizliğinde. Anlatabildim mi? Senin bütün zenginliğin, acizliğin ve fakirliğini Cenab-ı Hakk'a arz etmende. Hep zıtlarla. Kendine ilah vasıflarını göremesin diye kendini ezmeye çalışacaksın. Altıncısı duygularını ve hissiyatlarını kontrol etmek. Bu da şu nefsini ezmek demek her şeyi bırak terk et değil. O duygularından vazgeç değil. Mesela teklifi mala yutak dediğimiz yapılması zor olan şeylere teklif etmemek. Mesela şunu diyemezsin sen nefsine. Dünyayı sevme, inat etme, hırs gösterme, aşık olma, muhabbet besleme. Bunlar imkansız şeyler. Bunlar bizim fıtratımıza takılmış ama biz bunların yönünü belirleyeceğiz. Yani ne yapacağız? Dünyayı sevme değil de dünyayı sev ama hangi yönünü sev? Bir, ahiretin tarlası olması cihetiyle sev. Sonra Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını yansıtan bir aynadır bu dünya ve içindeki mahlukat ve mevcudat. Bu cihetle sev. Şimdi bir adama inat etme değil, inat et, şeytana karşı günaha girmeyeceğim diye inat et. Yani kullanım yönlerini değiştir. Hırs gösterme değil, evet hırslı ol, küffara karşı hırslı ol. İbadetlerimi daha sağlam yapacağım, kazalarımı kılacağım diye o ibadette ve taatte hırs göster. Orada yetinme. Ondan sonra sevme, aşık olma değil, sev. Yani şefkat beste ama Allah namına bunları yap. Nefis namına değil. O yüzden kullanım alanlarını iyi ayarlamak lazım. Yani o hissiyatları ve duyguları terk etmek değil de içinde bulunduğu zararlı durumu terk et. O zararlı olanı terk edince zaten iki yol var. Sen hayırlı ve doğru olan yola sürük etmiş olacaksın. Evet yedincisi ve son. Burası en önemli yer. Salih ameller, takvalı yaşam ve iyi niyet. Biz iyi niyetli olursak, Allah'ın razı olacağı tarzda yaşamayı niyet edersek ve bu konuda samimi olursak bir kutsi hadis olması lazım ya da hadis-i şerif. Cenab-ı Hak diyor ki ben iyi niyetin tamamlayıcısıyım. Yani sen iyi niyetli olduktan sonra o işi tamamlayan Cenab-ı Hak. Sen iyi niyetli olduktan sonra Allah o koruyucuları zaten senin etrafına gönderiyor. Koruyucu melekler etrafına geliyor. Bu konuda sen yetersizsin bir günahla mücadele etmeden ama niyetin o günaha gitmek değil ya. Ha, o yolları sana kapatmaya koruyucu melekleri gönderiyor. O hayrın tamamlanması için kendisi de yardımcı oluyor. O yüzden biz buradaki nefsin yollarında hiç muhasebe yaparken Cenab-ı Hak'la bu itibatımızı koparmayacağız. Samimi olacağız. Ve samimi olurken de salih ameller. Yani emir dairesinde yaşayacağız. Allah neyden razı olur? Benim bu yaptığımdan kim razı olur mekanizmasını her daim sağlam tutmamız lazım. Salih ameller ibadetlerimiz. Kur'an'i dersler yani sünnet-i seniye dairesindeki yaşam ve takvalı yaşam. Bunlar aslında ayrı bir ders konusu. En sona bir söyledim ki ileride bunları tek tek alırız diye. Şimdi takvalı yaşam da çok mühim. Takvalı yaşam şu demek değil. Ben bir daha günaha girmeyeceğim. Hayır. Ya da işte günah işlememek değil. Buraya gideceğim, o günahlara bakmayacağım değil. Önceden o günah yollarını keşfetmek. Yani sürekli bir korku halinde. Dışarı çıkacakken bile yani o risk analizini yaparak yaşamaktır takvalı yaşam. Bu da çok önemli. İşte burada biz nefsimizi ne yapıyoruz? Bu anlattıklarımızda nefsimizi terbiye etme yoluna gittik. En son olarak şunu söyleyelim. Nefsini sıkıştırdın. Şurada yay diyelim tamam mı? Yayın alt noktası burası üst noktası bu. Şu yayı böyle sıkıştırdın. Nefsini ezdin 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 sıkıştırdın. Şimdi sen bunu sıkıştırdığın zaman alttan da böyle ileriye doğru bir etki geliyor değil mi? Yani bu Böyle elini, elin titremeye başlar, bir yere kadar tutarsın. Senin burada bunu sabit tutman için yanlardan kazıklar atman lazım ki onu kontrol edebilesin. Yoksa eğer ki takvalı yaşam, iyi niyetin ve salih amellerin olmazsa kısa bir anlıkta, bir boşlukta hemen buradan bu yay seni fırlatır ve aldığı yere bırakmaz. Daha ileri boyuta götürür. Ben hafızdım, ben hacca gittim diyen kişileri duymuşsundur. Yani o yaşantısı takvalı bir yaşantı. Nefsini ezdiği bir yaşantı. Ama onu muhafaza edemediği için tekrardan başlangıç noktasına değil daha felaketlerin olduğu bir aleme gidebiliyor. O yüzden biz hep bu konuyu sünneti seniye dairesindeki yaşama bağlamak zorundayız. Marifetullah yani Allah'ı tanıma ilminde, Allah'ı sevme ilminde meşguliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. Yani mümince yaşa ya. ne yap ne et, iman ederek öl, Müslüman olarak öl kaydesince, değil mi? Kur'an'ı bir ders kaydesince yaşamaya çalış. Çünkü muhakkak nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Nefsini temizlemeyen nasıl kurtulacak?